Komşunuz Suriyeliyle, iş arkadaşınız veya sınıf arkadaşınız Suriyeliyle hiç bugüne kadar ne yaşadığında sen Türkiye'ye geldin diye sordun mu? Sordunuz mu diye soruyorum. Suriye'ye savaştan evvel gitmemiş. Suriye hakkında siyasi sistemi, toplumsal hayatı ile ilgili bilgi sahibi olmayan, Arapça bilmeyen birçok kişi Suriyeliler hakkında televizyonlarda konuşuyor. Biz neden Suriyelilere Suriyelileri anlattırmıyoruz? Suriyeliler bu ülkeye neden geldi bunu anlatmadık aslında. Zahide Tuğba Kor, Orta Doğu uzmanıyım. Yazar ve mütercimim. Orta Doğu'yu pek çok yönüyle çalışıyorum. Suriye, Filistin, Lübnan başta olmak üzere. Uzun yıllardır seminerler veriyorum Orta Doğu üzerine. Okuma gruplarım var. Her yaştan genci yaşlısı, hanım erkeği, her çeşit insana hitap ediyorum Orta Doğu konusunda. Aslında ben mülteciler üzerine çalışmaya 2015-2016'da başladım. Bu dönem 2015, 2016, 2019 mülteciliğin çeşitli boyutları ile ilgili saha araştırmaları yaptım. Ardından 2020'de ve 2022'de 3 defa Suriye'nin kuzeyine gittim. Ve şunu gördüm, bizim Türk halkının zihnindeki Suriye algısıyla ve Suriyeliler algısıyla sahadaki gerçek bambaşka. Suriyelilerin, mültecilerin yaşadığı hikaye bambaşka ama bizim zihnimizde şöyle söyleyebilirim. Halkımızın zihnindeki Suriye algısının %90-95'i yalan ve yanlış. Peki dolayısıyla bunun üzerinden ben son 2 senedir Suriye üzerine seminerler vermeye başladım. Ve Suriye'yi her yönüyle anlatıyorum. Yani son yüzyıllık hikayesinden başlıyorum. Tarihi, coğrafyası, kültürü, siyaseti, ekonomisi, Suriye Savaşı, Suriyeli mülteciler. Bütün bunları anlatırken dinleyicilerimden bir talep geldi. Neden bunu kitaplaştırmıyorsun diye. Bunun üzerine ben kitaplaştırmaya başladım. Ama eş zamanlı olarak Suriyelilerle, mültecilerle de röportajlar yapıyordum. Röportaj kitabımda Suriyeli yetim çocuklar da var. Dul hanımlar da var. Eşi hapishanelerde işkenceyle vefat edenler, varil bombalarının, kimyasal silahların, rejimin tecavüz politikalarının hepsinin şahitlerinin dilinden gördükleri, şahit oldukları şeyler var. Filistinli yardım görevlilerinin sahada karşılaştıkları, insani yardım görevlilerinin karşılaştığı sahadaki olaylar var. Aynı zamanda kitabımda rejimin, Beşar Esed rejiminin tabiatı, yani geçmişten günümüze Baas rejiminin tabiatı, Suriyelilere isyanları sürükleyen sebepler, bunun Suriye sistemi siyaseten, iktisaden, hukuken, eğitim sistemi olarak, din politik olarak nasıl bir şey sunuyordu ki halkı isyana sürükledi. Bütün bunların cevapları kitapta var. Aynı zamanda hapishanelerde işkence görmüş kişilerin hikayeleri var. Yani sadece devrimden sonra değil, devrimden önce de 1980'lerde, 90'larda hapse atılmış eski komünistlerin hikayeleri de var. Üçte bir seküler kesim, hatta üçte birinden fazlası seküler kesimden olmak üzere toplamda 30 küsur kişiyle 1 saat ile 3,5 saat arasında uzun röportajlar yapmış oldum. Ve Suriye'nin her şeyini konuştuk. Tabii ki en önemli şey kendi deneyimleri. Sahada neler yaşadılar? Suriye Savaşı'nda neler yaşadılar? Neden göç ettiler? Ve yine Suriye'nin siyasi, iktisadi, hukuki, eğitim sistemi dahil her şeyini bu kişilerle konuştuk. Ve koskoca bir kitap çıktı ortaya. Aslında benim hedefim şuydu. Algılar ve Gerçekler arasında Suriye ve Suriyeliler başlıklı bir kitabın ilk kısmı kendi konuşmalarımdan hareketle yazdıklarım. İkinci yarısı da Suriyelilerin hikayeleri olacaktı. Ama iş o kadar büyüdü ki benim kontrolümden çıkarak koskoca ayrı bir kitaba dönüştüler. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Suriyelilerle yaptığım uzun röportajlar kitap olarak yayınlanacak. Hikayesini dinlediğim Suriyelilerin çok çarpıcı birçok hikayesi var. Çok öğretici, etkileyici çok fazla hikaye dinledim. Bunlardan 2 tanesini size zikretmek isterim. Bir tanesi Kilis'te bir hanımefendiydi, 30'lu yaşlarında. Halep'te savaş şartları altında dahi bir ortaokulda müdirelik yapıyor. Ve Rus bombardımanında
çocuklar okuldayken, hatta şöyle söyleyeyim, hafız olan ortaokul talebelerinin icazet töreni sırasında Ruslar bombalıyor ve okuldaki öğrencilerin yarısı hayatını kaybediyor. Bu sürede yeni evlendi eşi ölüyor. Kendisi gözlerini kaybediyor ve felç hale geliyor. Yine aynı kişinin, aynı hanımefendinin kendi yaşadığı evi de bombalıyor. Dolayısıyla ben bunu kiliste gördüğümde bir yatağa bağımlı haldeydi. Savaş hayatınızı nasıl değiştirdi dediğimde, her şeyimi aldı benden dedi. Eşini, evini, sağlığını, görme yetisini, her şeyi aldığını söyledi. Dolayısıyla savaşta inadına işte direnen ve öğrencileri yetiştirmeye çalışan bir hanımefendi bu. Savaşa rağmen gençleri yetiştiriyor ama akıbeti çok acı bir akıbet oluyor. Yatağa bağımlıydı. Bir başka hanım yine kilise tanıştım. Kanser hastasıydı. 5-6 yıldır Türkiye'de kanser tedavisi görüyordu. Küçük çocukların, dedim ki çocukların nerede? 7 çocuğu vardı. Çadırı az önce çadıra bıraktım dedi. Eşin var mı dedim. Eşim 3 sene evvel vefat etti dedi. Kim bakıyor çocuklarına dedim. Allah'a emanet ettim dedi. Türkiye'ye geldiğinde en küçük çocuğu 3-4 yaşlarında, en büyüğü 12-13 yaş veya 14 yaşındaydı zannedersem. Yani şu anda çocuklar işte en büyüğü 19 yaşında ve 7 çocuk birbirlerine bakmak zorundalar. Bunlar çok etkileyici hikayelerdi. Ve bu hanımefendi geçen sene vefat etti. Türkiye'de Suriye'ye savaştan evvel gitmemiş. Suriye hakkında siyasi sistemi, toplumsal hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmayan, Arapça bilmeyen birçok kişi Suriyeliler hakkında televizyonlarda konuşuyor. Bunun çok ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ve şunu düşünüyorum, biz neden Suriyelilere Suriyelileri anlattırmıyoruz? Böyle bir rahatsızlığım var. Bizim Suriye'ye bakışımızda bir problem var. Aslında sadece Suriye'ye değil, genel dünyaya bakışımızda bir problem var. Bir konu, eğer ki bizim askeri güvenlik problemimizse o bizim gündemimize giriyor. Veyahut da kendi kısa vadeli çıkarlarımızla bağlantılıysa gündemimize giriyor. Peki bu çerçevede biz Suriye'ye 12 yıldır savaşın yaşandığı bir ülke, biz nasıl, hangi bağlam veya neden de ekranlarda Suriye sosyolojisi, psikolojisi, insan hayatı ele alınmaz? Biz Suriyeliler evet ülkemizi aldı, bu çok değerli bir şeydi. Ama biz Suriyeliler bu ülkeye neden geldi bunu anlatmadık halkımıza. Suriye'de savaşta neler yaşandı anlatmadık. Yani PKK, PYD anlatarak Suriye'de savaş sahasını anlayamayız. Dolayısıyla kendi tecrübelerimiz, kendi güvenlik algılarımız, kendi çıkarlarımız üzerinden baktığımız için Suriye'ye bütüncül olarak bakamadık. Suriyelilerin hikayesini dinlemedik. Mesela Suriyeliler Türkiye'ye geldiğinde mikrofon uzatıp da ne yaşadınız da bu ülkeye gelmek zorunda kaldınız diye kimse sormadı. Ve Suriyeli mültecilerle ilgili derin bilgi sahibi çok fazla uzmanımız var, akademisyenimiz var. Ama bunlar ekranlarımızda değiller. Dolayısıyla Suriye hakkında bilgisi olmayan insanlar kasıtlı olarak medyada ve sosyal medyada yalan propaganda üretiyorlar. Çok fazla yayılıyor, çok hızlı yayılıyor. Ama bunların doğrusunu söyleyenlere mikrofon uzatılmıyor, sorulmuyor. Ve Suriyelilere, ya bugüne kadar ekranlarda kaç Suriyeli'yi dinlediniz? Bunu soruyorum konuşmalarında. Kimseyi dinlemediler. Peki diyorum, medyayı eleştirmek kolay. Peki komşunuz Suriyeli'yle, iş arkadaşınız veya sınıf arkadaşınız Suriyeli'yle hiç bugüne kadar ne yaşadığında sen Türkiye'ye geldin diye sordun mu? Sordunuz mu diye soruyorum. Hayır diyorum. Dolayısıyla biz Suriye meselesine insani bakmayı düşünemedik. İnsan odaklı bakmayı düşünemedik. Dış politika, askeri güvenlik ve siyaset odaklı bakmak yetersizdir. Hep şunu söylerim. Askeri, siyasi süreçler kadar toplum ve birey, istatistikler kadar biyografiler de önemlidir derim. İşte bizim eksik kaldığımız kısım burası. Biyografilere odaklanmak, topluma ve bireye odaklanmak. Bunu yapabilmiş olsaydık, mülteci meselesi gibi böyle ağır bir meselemiz ortaya çıkmazdı.
bunların buna bu şekilde bakamadığımız için yalan haberler aşırı derecede yayılmış durumda ve bunları düzeltebilmek hiç kolay değil. Yani şöyle söyleyeyim, bakışımızı ve yayın politikamızı değiştirmemiz gerekiyor. En büyük bizim problemlerimizden bir tanesi her konuyu siyasallaştırarak tartışmamız. Ve dolayısıyla bu mülteci meselesinin siyasallaştırılması çok ciddi bir problem. Ama biz sadece mülteci meselesini siyasallaştırmıyoruz. Biz her şeyi siyasallaştırarak ve siyasi bir perspektifle bakıyoruz. Ama evet, siyasi perspektif önemlidir ama yeterli değildir. En büyük problem ardı ardına yaşanan seçimlerimiz var ve her seçim döneminde partilerin kolay oy alma stratejisi olarak kullandıkları, kolay oy alma malzemesi olarak kullandıkları şey mülteci düşmanlığını körüklemek. Ben hep şunu söylerim, siyasal duruşunuz olması normaldir ama vicdanlarınızı siyasallaştırmayın derim. Vicdanlarımızı siyasallaştırmayı bıraktığımızda, sahada neler yaşandığına odaklandığımızda, hakikat arayışımız olduğunda bu mesele, mülteciler meselesi çözülmeyecek bir mesele kesinlikle değil. Ve tabii ki ayrıntılı bir plan ve projemiz de olması gerekiyor. Baştan itibaren üzerinde düşünülmüş bir plan ve projenin olmaması, duruma binaen adımlar atılması da hem Suriyeli de çok zorlaştıran, hem de içeride gerginliklere yol açan bir şeye dönüştü.